Seçmenini acaba ikna edemedi mi İsmail? İki tarafta da aslında kaygı vardı. İki tarafta da katılım oranının düşmesinden ötürü bir endişe sürüyordu. Hı. Çünkü bu seçim aslında yeni oy getirenin değil, oyunu koruyanların kazanacağı bir seçim. Tabii ki. Yani Tabii ki. Kim katılımı, bir önceki oyunu ikinci seçime taşıyabilirse o kazanır aslında. Evet. Dolayısıyla iki tarafta da uyarılar vardı. AK Parti'nin uyarısı rehavete kapılmayın evet. yönündeydi. Millet İttifakı'ndaki alarm durumu ise... Ümit Özdağ'ın katılmasıyla beraber evet. Yeşil ve Sol Parti seç esasen HDP seçmenlerinin bundan ötürü duyacağı tepkiyle oy vermeme Hı. haliydi. Hatta kendisini HDP'nin de ötesinde Kürt milliyetçisi olarak tanınmayan çeşitli gruplar vardı ve bu gruplar boykot çağrısı yapmaya başladılar. Hı. Ve bu boykot çağrısının Yeşil ve Sol Parti tabanında etki edebileceğinden, etme ihtimalinden ötürü Yeşil ve Sol Parti'nin yönetim Peki, katı Selahattin Demirtaş'ın son yatırlardı. mesajı da yeterli olmaz Selahattin mı? Selahattin Demirtaş en son mesaj atanlardan biri oldu. Hatta bir iki gün boyunca tartıştık. Neden Selahattin Demirtaş Ümit Özdağ meselesinden sonra tweet atmadı? Hmm. Tam onu tartıştığımız günlerde attı. Zannedersem hmm. ona da gitmiş bu. Evet. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş'ın tweet atması. Ahmet Türk'ün e, yani mesajı biz de üzüldük vermesi. ama... Yani bundan ötürü, bu karardan ötürü üzüldük ama oyumuz değişmeyecek Tabii. demesi. Pervin Buldan'ın Ümit Özdağ'ı eleştirip gene Doğu söylemesi HDP taban açısından etkileyici oldu. Peki, ancak, HDP, HDP ancak HDP bütün seçmenlerini her zaman mobilize edebiliyor değil. Yani %75-80 oranında mobilize eder. Ama her zaman için organik bağ olmayan, dönem dönem oy veren bir seçmen grubu var. Bu seçmen grubu bazen tepki gösterip oy peki, vermeyebilir. Bir peki de mevsimlik de... işçiler var. Yani ha, tabii bir de onlar var, var yani doğru. onlar tabii. gidiyorlar Peki, geri Peki Nevzat'ın dediği yeniden refah ve şeye ne diyorsun? Şimdi ee, orada o kesim... Ak Partisinden daha çok geçerli. Şimdi Nevzat oraya İyi Parti'yi de kattı. Bence milliyetçi seçim yani Millet İttifakı Yeşil ve Sol Parti'nin ümitöz daha olan eleştir kızgınlığı Yahut Hı. Kemal Bey'in ikinci turda 14 Mayıs'tan sonra daha milliyetçi bir ton tutturmasından ötürü uzaklaşanları. Bence Millet İttifakı milliyetçi oylarla tahkim edecek. Hmm. Yani o dengeyi sağlayabilir. Mesela hmm. ne olacak? Ümit Özdağ ve Sinan Oğan'a oy veren 2.8 milyon. Hmm. Zafer Partisi'ne oy veren 1.5 milyon. Hmm. Ee, Muharrem İnce'ye oy verenler. Sandığa gitmeyenler. Peki. ilk kez oy verecekler. Bu kez Kemal Bey'e oy verebilirler. Bu yüksek ihtimalle böyle olacak. Ama diğer taraftan AK Partili olmayıp Erdoğan'a oy verenlerin... Bu kez sandığa gitmesinin iki gerekçesinden biri ortadan kalktı. Yani yeniden refahçılar, MHP'lilerden bazıları sandığa gitmeyebilirler. Gitmeme sebebi yani Çünkü bu düzen veya Çünkü bu şundan. adil olmayan yarışı gördükleri değil, Hayır ondan diyor. değil. Hayır ondan değil. Bir kere şundan. Birinci Özlüca. seçimde gittiğinde He. 14 Mayıs'ta giderken kendi partisine de oy veriyordu. Tamam. Şimdi kendi partisine oy vermiyor. Ama Şimdi Erdoğan sadece var. Erdoğan. İyi de Erdoğan'la motive olmuyor ki yeniden Refah Partisi seçmeni. olarak bir bağıntısı yeniden yok. Yeni Refah Partisi Erdoğan'la motive olmuyor. olmuyor. MHP'lerin bir kısmı Erdoğan'la motive olmuyor. Hmm. Me mesela MHP, mesela MHP'lilerin bir kısmı geçen seçimde Sinan oy vermişti. Evet. Bakalım bu kez ne yapacaklar? Peki, İkisine de oy vermeyebilirler. 60 bine yakın oy Geliyorum. sayıldı şu an. Bir cümle. bir cümle. 60 bine yakın oy sayıldı şu an. Ankara 60 bine şuan. yakın. Bak Nevzat'ın evet. bir bilgisi var. 60 bine yakın oy sayıldı. Ya de. Arkaya düşen veriyi söylüyorum. Söyleyemiyoruz. Orada tabii. 60 bin oy var şu an. Şu anda? Evet 60 sayılan bin. 60 bin oy var. Peki 60 bin oy. Yurt dışı oy mu? Yurt dışı oy. Nevzat'ın söylediği paylaşamıyoruz tabii ki. 60 bine yakın oy sayıldı ama şu anda paylaşmamız mümkün değil. toplam yurt dışı oyunu da. O yurt dışı oyları da 1,5 milyon dolayında. Tabii tabii. tabii Öyle tabii. tabii, tabii, tabii. Orada şimdi geldik. Arttı bakın. Şimdi... Arttı, evet. Biraz, ee, Aa, bu şimdi... önemli. Nevzat'ın bulgusu. Yurt dışında katılım arttı. Ay, ya, yurt dışında katılım Şöyle arttı. önemli. Yurt dışındaki katılım Tam tersi yani Türkiye'de biz küskünleri konuşurken <laughs> evet. yurt dışında daha çok evet. o yeşil sol ve sol e, millet ittifakına yakın kesim diyelim ha. daha sahiplendi orayı. Ha. Çünkü yurt dışında da ayrı bu fazla yok bu aç bizimki kadar evet. keskin değil yani. Peki oan karşıtlığı ya da taraftarlığı daha belirgin Peki